Arkadaşlar merhaba ee, sizlere ilk yayınımı yapmak enflasyonla top mücadele programından sonra nasip oldu. Ee, bundan sonra belirli aralıklarla sizlerin e, ekonomiye, sizlere ekonomiye ilişkin olarak e, görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. İlk yayınım olduğu için e, biraz heyecanlıyım o nedenle dilim söçtü kusura bakmayın. Şimdi sayın bakanın bugün açıklamış olduğu enflasyonla top yek yekün e, mücadele planı. Bir kendi içerisinde bazı unsurlar içeriyor. Bunların anlamlı olanları var, zor olabilecek olanları var. Ama genel itibarla enflasyonla top 2 mücadele programı bir fiyat indirimi programına tahvil edilmiş gibi gözüküyor benim algıladığım kadarıyla. Ben toplantının içeriğinden özellikle Türkiye'de gıda enflasyonunun çok yoğun olduğunu ön plana alırsak, Gıda enflasyonunun nasıl önlenebileceğine yönelik tedbirlerin açıklanacağı veya işte maliyet enflasyonunu çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz tüm sektörlerde bu maliyet enflasyonunun uzun dönemli planlarla nasıl önlenebileceğine yönelik çeşitli kendi içerisinde bazı planlar barındıracağını düşünüyordum ve böyle olmasını umut ediyordum ama bugün açıklanan programdan gördüğümüz kadarıyla bu bir indirim kampanyası yani birçok firmayı, buraya katılımcı olarak gelen büyük marketleri, zincirleri de dahil olmak üzere 2 aylık, 3 aylık bir süreyi kapsayacak şekilde bazı mal gruplarında %10 indirimle başlayarak bir indirim kampanyasına ikna etmek ya da onları bu süreci çekmekle sonuçlanabilen bir süreci izliyoruz gibi gözüküyor. Özellikle ee, tarıma yönelik olarak tarım enflasyonunun çok yoğun olduğunu ön plana alırsak Türkiye'de e, tarımsal üretimin, bitki üretiminin, hayvan üretiminin temel girdilerinin çoğunun ithal olduğunu, bunların kur geçişkenliğinden son derece yoğun bir biçimde etkilendiğini göz önüne alırsak e, burada köklü çözümlerin neler olabileceğinin e, beklentisi içindeydim. Nedir bu? Örneğin hayvancılıkta çok yoğun bir şekilde ithalat gerçekleştiriyoruz. Bu ithalatın en büyük sebeplerinden bir tanesi içeride hayvan varlığımızın yetersiz oluşu ve dolayısıyla 81 milyon artı ziyaretçilerimizi, Türkiye'ye gelen misafirlerimizi besleyememekten kaynaklanan bir açık söz konusu. Yani hayvan varlığımızda ciddi bir açık söz konusu. Bu program vasıtasıyla özellikle Tarım Bakanlığı'ndan temelde beklediğim, Türkiye'nin hayvan varlığını önümüzdeki dönemlerde nasıl arttırılabileceği yönünde politikaların neler olacağı konusuydu. Veya Türkiye'de bitkisel üretime yönelik olarak temel hayvancılığın da girdisi sayılabilen özellikle temel bitki yem ürünlerinin yem bitkilerinin nasıl üretilebileceği, bunların üretilmesi yönünde hangi tür teşviklerin verileceği, çiftçinin buraya nasıl yönlendirilebileceği gibi temel hususlara eğileceğini düşünüyordum ama bunlar e, maalesef programın içeriğinde yok. Dolayısıyla eskiden bugüne, yani dünden bugüne baktığımızda programın e, en önemli eksik kalan yönlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Açıklanan bu programın. E, daha e, biraz daha ileriye gittiğimizde özellikle e, şirketler bazında şirketlerin yerli üretimin teşviği, Türkiye'de e, ithal ürünlerden ziyade yerli üretime nasıl yönlendirilebileceği firmaların, ve maliyetin nasıl aşağı çekilebileceğine yönelik temel bazı politikalar üretilmesini bekliyordum. O da yok ve netice itibariyle demin de söylediğim gibi bu bir indirim kampanyasına dönüşmüş durumda. Şimdi üretici maliyetleri ile tüketici maliyetleri arasında yani enflasyon anlamında baktığımızda %21'lik bir fark var. Ee, üretici bu zamları fırsatı bulduğu anda e, mal ve hizmetlerin üzerine bir şekilde e, aktarmak durumunda kaldı ve kalıyor da önümüzdeki aylarda da böyle kalacak. Dolayısıyla e, üreticinin maliyetlerini aşağıya çekmeden indirim kampanyasının sürdürülebilirlik bir yanını göremiyorum. Diğer bir e, husus özellikle ikinci aydan sonra. Mal ve hizmetlerin fiyatlarına tekrardan bir yükleme yapılırsa ki öyle olacağı gözüküyor. E, çünkü enflasyonu daha henüz en üst noktaya görebilmiş değiliz. Dolayısıyla bu mal ve hizmetlerin üzerine eklenebilecek olan e, yeni fiyatlarla enflasyon tekrardan aynı seviyelere belki daha fazla yükleyerek daha üst seviyelere gelebilir. E, i̇kinci aydan sonra ne olabileceği konusu kafalarda soru işareti. Yani iki ay götürdük yeni yıla kadar e, zam yapmadık doğalgaza petrole zam yapmadık diyelim ama iki aydan sonra bunu bütçemiz nasıl kaldırabilecek bunu firmalar nasıl kaldırabilecek firmaların bunu kaldırabilecek güçleri var mı bunların hepsi soru işareti dolayısıyla bu açıklanan program geçici olarak fiyatlardaki hareketleri fiyatlara baskı yoluyla aşağı indirmeye çalışan bir temel mantık çerçevesinde dolayısıyla fiyatlar üzerine baskı yaparak temel sorunlara girmeden temel sorunları çözmeden yapılabilecek olan bir müdahalenin kalıcı ve önümüzdeki günler açısından da umut verici olduğunu düşünemiyorum. Bu büyük bir problem gibi gözüküyor. Diğer taraftan programın en önemli yanı bence özellikle real sektörün içinde bulunmuş olduğu durumu da göz önüne aldığımızda uzun zamandan bu yana ödenmeyen katma değer vergisi iade tutarlarının ödeneceğinin taahhüdü. Ama bunların nasıl ödeneceğini bilemiyoruz. Çünkü birikmiş olan katma değer vergisi alacakları yaklaşık 140 milyar TL. Bunun yarısının ödeneceğini Sayın Bakan bahsetti. Yaklaşık 70 milyar TL'lik bir ödemeden bahsediyor. Dolayısıyla bu 70 milyar TL'lik bir ödemeyi yapabilecek devletimizin şu an için bir nakti gücü var mı onu bilemiyorum. Diğer taraftan bu özellikle ödemeler konusunun nakit olmayıp da bunların mahsuplaşma şeklinde yapılacak olmasının da piyasaya getirebileceği etki veya beklentiye yönelik olarak bir etkiye baktığımızda bu nakit ödeme kadar yüksek bir etki yaratmayacaktır. O nedenle bunun nasıl sağlanabileceği hususunu hep beraberce bekleyip görmemiz gerekecek. Dediğim gibi programın kendi içerine baktığımızda daha kapsamlı olması ve temel maliyet unsurlarını aşağı çekebilecek olan uzun dönemli sıkı maliye politikası, sıkı para politikası tedbirlerinin neler olabileceğini bize gösteren bir yol haritası olmaktan ziyade bir indirim kampanyası şeklinde gelişmiş olan bir enflasyona topyekin mücadele programı görüyoruz umut ediyorum önümüzdeki günlerde bu fiyat hareketlerini aşağıya doğru baskılamak veya aşağı doğru indirebilmek bu şekilde mümkün olabilir ancak demin de söylediğim gibi fiyatlar üzerine baskı uygulayarak veya geçici olarak bu baskıyı firmalar üzerinde fiyat indirme yönünde teşvik ederek enflasyonla kalıcı bir mücadele sağlayabilmenin çok kolay olduğunu da düşünmüyorum. Ee, zaman ilerledikçe bu konuya ilişkin görüşlerimi tekrardan sizlerle paylaşacağım. Hepinize iyi bir e, gün diliyorum. Görüşmek üzere.